Sayın Başkan'ın fotoğrafı kapı olacakmışız. Biz şöyle bir cümleyle başlamıştık. Özellikle 2,5 sene oluyor biliyorsunuz. Şöyle geriye doğru baktığımızda şöyle demiştik. Güneş yüzlü mamağın altın kalpli insanlarına daha güzel bir mamak yakışır demiştik. Sokakları bahar kokan, evlerinde huzur tüten bir mamak. Böyle bir mamak hayali kurmuştuk. Ben mamaklıyım, doğma büyüme mamaklıyım. Doğduğum sokakta aynı yerde yaşıyorum. Mamağı çok seviyorum. Hep mamak bende hep olumlu güzel duygular uyandırdı. Tabii siyasete girdikten sonra belki farklı bir açıyla baktık ama hep mamağı güzel olarak görmüşümdür. Bu güzellik üzerine bizden önceki arkadaşlarımızın, belediye başkanı arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalara da bir değer atfetmek, onları da kıymetlendirmek açısından güzel mamak diye başlamıştım ben çalışmama. Ama güzel mamağın güzel olması yetmez, daha güzel olması gerekir demiştik. Mamak daha güzel olacak diye başlamıştık. Mottomuz buydu. Mamak daha güzel olacaktı. Şimdi artık içinde bulduğumuz lavanta bahçesiyle beraber de projelerimizi bir hayata geçirdiğimiz için artık daha rahat mottoyu değiştirerek diyoruz ki mamak daha güzel oluyor diyoruz. Tabii her şey önce hayal etmekle olur. Hayal edersiniz, sonra onu gerçekleştirmeye çalışırsınız. Lavanta bahçemiz de bizim doğa ile, ağaç ile, bitkilerle, yeşil ve toprak ile hayallerimizin bir parçası olarak, onlarla buluşmanın bir parçası olarak şu anda lavanta bahçesi karşımızda duruyor, yanımızda duruyor. Bu güzel mekan 23 bin metrekare, 23 dönüm yani. 20 bin civarında lavanta ektik burada. Bu projeye başladığımızda bu içinde bulunduğumuz mekan ve lavanta bahçemiz bir tarlaydı. Projemizi ilk başladığımızda nasıl bir perspektifle başladık? Biraz bunlardan bahsetmek isterim. Biz artık insanların şehirde bunaldığını, betondan, asfalttan bıktığını biliyoruz. Hepimiz öyleyiz yani. Artık şehrin o ışıltılı hali insanlara çok huzur vermiyor. İnsanın doğa ile iç içe, yeşil ile, ağaç ile iç içe mekanlara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için doğal ortamlar, yeşil alanlar, ağaçların ve bitkilerin bol olduğu ve insanların toprakla temas edebileceği, yalın ayak toprakta gezebilecekleri mekanlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada da bir mottomuz var. Diyoruz ki, bunu 2,5 yıl öncesinden taşıyarak söylüyorum, halen de çok değer verdiğimiz bir konu bu. Toprak kokusunu özleyen mamağa gelsin diyoruz. Esenlik Bildiris diye bir şiir var. Diyor ki, bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir, kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa, yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa, o şehirden öc almanın vakti gelmiş demektir diyor şair. Bizim çocukluğumuzda yağmur yağdığında, bizim yaşa yakın olanlar bilir, belki gençler bilmez ama, yağmur yağdığında toprak kokardı. O kokunun huzurunu şimdi bile yağsa hissediyoruz. Dolayısıyla yeni nesillere aslında bunu da göstermek gerekiyor. Yani insan topraktan yaratıldığından mıdır nedir bilmiyorum ama toprağa dokunmak, yeşille, doğayla, suyla karşılaşmak insana başka hiçbir şey yapmadan huzur veriyor. Biz de bunların üzerinde düşündük hep. Mamağın bin yıllardır aslında temiz suyun, sebzenin, meyvenin, yeşilin ve doğanın merkezi olduğunu biliyoruz. Ankara'nın su kaynağının bir kısmı mamaktan karşılanır. Böyle baktığımız için biraz bu vizyonla yola çıktık. Hani ülkeler birbirle yarışıyor, şehirler birbirle yarışıyor, rekabet ediyor. İlçeler de birbirle yarışıyor. Belki bunu sadece bir yarışmaya da rekabet diye söylemek de çok doğru olmayabilir belki. Yani şehrin hangi özelliği öne çıkarılması gerekir diye baktığımızda, yani şehirde yaşayan insanların huzur içinde olması, o şehriyle yaşadığı şehirden mutluluk duyması, gurur duyması, bir taraftan da bir cazibe oluşturarak başka mahallelerden, başka şehirlerden, başka ilçelerden insanların oraya gelerek ekonomik olarak bir katkı yapması açısından da baktığımızda
şehirlerin rekabet içinde olduğunu biliyoruz. Biz de buna acaba nasıl katkı veririz? Yani mamamızın, güzel mamamızın hangi özelliğini daha çok ön plana çıkarırız diye düşündüğümüzde yeşilliği, suyu ve doğasını seçtik. Yani bu bir iç turizm açısından da bakılabilir bu tabii. Ama bir taraftan da biz bir huzur ortamı olsun istiyoruz. Biraz da böyle. Bir ekolojik köy hayalimiz vardı bizim. Ekolojik köy. Ki bu ekolojik köyde gözümüzün alabildiğine sebze ve meyve bahçeleri olsun istedik. Burada tarımla uğraşalım istedik. Özellikle öğrencilerimize, gençlerimize tarımın nasıl yapıldığını, o fidelerin işte bir domates fidesiyle bir biber fidesinin nasıl ayrılacağını, onların nasıl ekildiğini, nasıl meyve oluştuğunu, bir ağaçta meyvenin çiçekten itibaren meyveye nasıl dönüştüğünü ya da bir domatesin nasıl büyüdüğünü, nasıl toplandığını görsün istedik. Dolayısıyla bir ekolojik köy projesi oluşturduk. Bununla ilgili hemen yakınımızda yine 23 dönüm bir arazide bu projeyi hayata geçirmeye başladık. Birinci etabı tamamlandı. Yapısal çalışmalar devam ediyor. İnşallah bir sonraki toplantılarımızdan birinde orada yapmak isteriz. Orada şu anda 23 dönümlük arazide 30 bin bitkiyi, aromatik ve tıbbi bitkiyi toprakla buluşturduk. Bu yıl ikinci yılımız orada. Hasatını da yaptık orada. 400 tane meyve ağacı diktik. Meyve hasatı yaptık. O yapısallarla beraber, binalarla beraber önümüzdeki dönemde inşallah hizmet vermeye başlayacak. Hemen onun arkasında 100 dönümlük bir alanda sebze ve meyve bahçeleri de oluşturuyoruz. Hemen bu bölgemize yakın bir yerde. Gözümüzün hayalini kurduğumuz, gözümüzün alabildiğinde sebze meyve bahçelerini orada beraber karşılayacağız inşallah. Önümüzdeki yıl sizleri çilek toplamaya inşallah orada davet edeceğim. Gerçekten mesela Batı'da var, Avrupa'da var böyle yerler. İşte giriyor insanlar, hem çilek yiyor hem topluyor. Onu çıkartırken kiloyu da alıyor. Yani kendi topluyor, kendi hasatını yapıyor. Bu anlamda çok değerli buluyoruz. Kadın kooperatifi kurduk Mamak'ta. Sena Hanım, kadın kooperatiflerden sorumlu arkadaşımız. Kadın kooperatifi aslında kadınlarımızın üretime daha çok dahil olması, el emeğiyle, göz nuruyla oluşturduğu ürünlerin hem hazırlanması hem pazarlanması aslında çok kıymetli. Biz biraz tarımsal ürünler açısından da kadın kooperatifini önemsedik. Özellikle bölgemizde hani güzel mamamızın dedik ya doğayla, ağaçla, bitkiyle, meyveyle çok daha yüzyıllardır içerisinde olduğunu söylemiştim. Buranın da bir geleneği var. Mesela Kutlu Düğün Köyümüz var. Burası Gökçeyurt ama bir Kutlu Düğün Köyümüz var. Oradaki iki ürüne Kutlu Düğün ekşi ekmeğine, ekşi maya ekmeğine ve varak yoğurduna coğrafi işaret aldık. Yani patentini aldık. Bunların sayısını da artıracağız. Yani bu yüzyıllardır beri gelen, üretilen bunlar bizim doğal yiyeceklerimiz. Bunlarla beraber bunların sayısını artıracağız inşallah. Bir doğal fırın oluşturduk orada. Kadın kooperatifimiz işletiyor bunların hepsini. İçinde bulduğumuz lavanta bahçemizde de çalışan bayanlar, kadın kooperatifinde çalışan bayanlar. Yani hem bireysel olarak bir katkı sağlıyor, hem de bir taraftan bu işlerin yapılmasını sağlıyor tabii. Lavanta bahçemizde yeşile ve doğaya verdiğimiz önem çerçevesinde oluşturduğumuz bir perspektifle hayata geçirdiğimiz bir proje. Tabii çoklu fonksiyonları var lavanta bahçemizin. Yani buradaki ortamda, şu anda biz burada masada oturuyoruz, biraz uzakta ama lavanta kokusu burada geliyor. Mis gibi kokusuyla tüm bu vadiyi dolduracak şekilde bir kokusu olduğunu, güzel bir kokusu olduğunu biliyoruz. Mis gibi bir kokusunun olduğunu biliyoruz. Tabii lavanta endüstriyel bir ürün. Yani ekonomik bir değer olarak da aynı zamanda kullanılan bir ürün. Katma değeri çok yüksek bir ürün. Tıpta ve kozmetikte kullanılıyor. Sürecin içinde göreceğiz hep beraber daha çok kullanılacak. Yani bu insanın şehirle ilgili hikayesinde tekrar doğaya dönüşü diye düşündüğümüzde orada daha çok kullanılacak ürünlerden, en önemli ürünlerden birisi lavanta olacak. Kozmetikte çok kullanılıyor. Süs bitkisi olarak kullanılıyor aynı zamanda. Bir de burada işte kahvaltı ortamında görüyorsunuz arılar var ama bunlardan binlercesi bahçede. Yani lavanta ile beraber aslında arı da geliyor. Tabi arı geliyor da doğadan kim bilir ne kadar uzaklıklardan gelip burayı buluyor. Ama biz bir taraftan da lavanta bahçemizde
aynı zamanda lavanta bahçemizin çevresinde arıcılık da yapmaya başlıyoruz. Kooperatifimiz, kadın kooperatifimiz çerçevesinde ilk etapta 50 tane bayana, kadına arıcılıkla ilgili eğitim verdik, sertifikalarını verdik. Onlara şimdi kovan hediye edeceğiz, hibe edeceğiz. İkişer tane. Onlar bu balları üretmeye başlayacaklar. Tabii ki bizim gözetimimizde, veterinerlerin ve ziraat mühendislerin gözetiminde ve bunların sayısını artıracağız. Yani işin hem estetik tarafı hem ekonomik tarafı var. Bunların hepsi birleşince çok daha güzel bir hale dönüşüyor. Bir de estetik derken tabii lavanta bahçeleri artık Türkiye'nin değişik yerlerinde ün yapıyor. Ve insanlar hani şu şehirde lavanta bahçesi varmış gidelim diyorlar. Ben buradan sizlerin huzurunda tüm Ankaralıları artık çok uzağa gitmeye gerek yok diyorum ve güzel mamamıza Gökçeyurt'a davet ediyorum. Artık fotoğraf çektirmek, bu güzel mekanı görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Hemen şehrimizin hemen kenarında, hemen mamamızın en güzel mekanlarından, en güzel vadilerinin olduğu bir yerde tüm Ankaralıları buraya davet ediyoruz. Burada hem buranın mis kokusuyla bir mutluluk duygusu oluşacağını biliyoruz. Hem buradaki ürünlerden alarak evlerinde bu ürünleri kullanacaklarını düşünüyoruz. Tabii aynı zamanda biz burada ilk nikahımızı da kıydık geçen hafta. Evliliklerin nikahın olduğu bir mekan da oluşturuyoruz burada. Gelin damat biliyorsunuz özel mekanlar istiyorlar. Fotoğraf bir hatıra olsun. Bir ömür boyu bu hatıraları yaşatmak açısından bir mutluluk, güzel ortamlar olsun çerçevesinde. Burada da bu tür objeler koyduk, mekanlar oluşturduk. Burada nikahları da zaman zaman nikahlar da yapacağız. Ya da işte fotoğraf çektirmek isteyen aileler, çiftler buraya gelecek. O tür mekanlarda oluşturuyoruz. Bunların hepsi tamamen halkımıza, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuluyor. Yani stüdyo ortamını onlara bir mekan olarak sunuyoruz. Duymuşsunuzdur o farklı şehirlerde girerken işte para almıyor vesaire. Olabilir tabii, insanlar buradan da ticaret yapabilir. Onları da saygıyla karşılıyoruz çünkü bir mekanı vardır. Ama bizim için insanın yaşat ki devlet yaşasın ilkesi üzerinden bu tür mekanlarımızın tamamını tamamen ücretsiz olarak halkımıza sunuyoruz. Hep fotoğraflarda görünüyordu ya hani. Evet. Onun aynısını yaptık. Daha da güzel inşallah. İnşallah. Sizler çok için. Güzel gerçekten. Burası açık yani. Her zaman ailenizle beraber gelebilirsiniz. Bayıldım. Çok güzel. Bu sene turlarla gitmeyi çok istemiştik ama Ankara'da olduğunu bilmiyorduk inanın. Şu anda öğrendik. Çok mutlu oldum. Çok beğendim. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yeri bize gösterdiği için, böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devamını da bekliyoruz bu tür gezilerimizin. Çok güzel, çok güzel bir konsept olmuş. Teşekkür ediyoruz her şey için. Yani fazla toparlamadan böyle doğal hale verelim size. Şöyle bir parça, bunu tamamlayalım birazcık. Şöyle çok verelim. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun.